Peki başkanım, Türk lirasının kur karşısında giderek daha fazla değer kaybetmesi bir kriz başlangıcı mıdır? Şimdi şu Türk lirasının değer kaybetmesi kontrolsüz değer kaybederse kriz başlangıcıdır. Ama şimdi sonuçta ekonominiz zayıfsa, sizin ekonominiz dış ithalata bağımlıysa, dış borca bağımlıysa Türk lirasının değer kaybetmesi kaçınılmaz bir şey. Burada önemli olan Türk ekonomisinin, üretim yapısının ve borç yapısının dengelenmesi. Bunu dengelemediğiniz sürece siz sürekli olarak Türk lirası değer kaybeder ve bu da sürekli olarak enflasyon demektir. Sürekli olarak yurt içinden yurt dışına kaynak aktarılması, kısacası yani halk diliyle sömürülmesi demek. Kurdaki bu artış devam eder mi sizce? Kurda çok ciddi bir baskı var. Artış değil, patlama bekliyorum ben. Peki bu düşme yaşandığı takdirde enflasyon düşeceğine inanıyor musunuz? Kuru bir kere düşme olabilmesi için Türkiye'ye bilmediğimiz bir yerden en az bir 70, 80, 100 milyar dolarlık bir para girmesi lazım. Bu parayı da ancak Türkiye'yi satarak elde edebilirsiniz. Türkiye'yi sattırmayız. Bu bir. Kur etkisi var elbette enflasyonda ama bugün bizim yaşadığımız enflasyonun üçte biri, yani bütün değerli iktisatçı arkadaşlarımızla oturduk, çalışma yaptık bankacılarla. Dışarıdan kaynaklanan, kurdan kaynaklanan enflasyon yaşadığımız enflasyonun sadece üçte biri. Üçte ikisi bizim kendi yönetim beceri, yani bizim dediğimiz hükümetin, iktidarın, saray yönetiminin kendi yönetim hatalarından kaynaklanıyor. Yani mesela şöyle söyleyelim, bütün dünyada söylüyorlar, evet enerji fiyatları arttı, doğrudur arttı. İşte o yüzden enflasyon, dünyada da enflasyon var ama dünyada enflasyon Amerika'da %8,5, Almanya'da %5'ti, 7 oldu. Yani %3'ler, 4'ler, 5'ler. Dünyada Avrupa İstatistik Enstitüsü, Avrupa Birliği İstatistik Enstitüsü daha 3-4 gün önce açıkladı. Avrupa'daki enerji fiyatları artışıyla Türkiye'yi karşılaştırdığında Türkiye genel olarak 3,3 kat daha fazla enerji fiyatları arttı. Yani bu kurdan kaynaklanan bir şey değil. Bizde hem kur var hem yurt dışındaki fiyat artışı var. Hem de bunları bahane ederek akaryakıttan aldığımız dolaylı vergiler var. Yani çünkü zenginlere para vereceğiz ya. Onu da nasıl ödüyoruz o vergileri? Akaryakıt üstünden.